Özellikle Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın iddialarıyla yine devam ediyorum. Yalçın şöyle diyor, 15 Temmuz 2016 gecesi arkadaşların olan Amerikan Büyükelçiliği'nde olduğuna dair aldığımız duyumların aslı var mıdır? Size böyle sormuş. Aslı varsa orada ne işin vardı? Şimdi siz daha önce de katıldığınız programlarda, bizim programda da anlattığınız gibi aslında dakika dakika o olay gecesinde ne yaptığınızı, kimi aradığınızı, nerede olduğunuzu, evde kaç saat istirahat edip meclise kaça gittiğinizi açıklıyorsunuz. Hangi yayınlara bağlandığınızı da anlatıyorsunuz. Ve yalnız olmadığınızı da belirtiyorsunuz. Bizim programda da anlattınız. Biraz daha ayrıntı vereceğim. Neler söylemişsiniz konuyla ilgili. Darbeciler o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne saat 21.52'de ulaşıyor. 21.58'de o dönem AK Parti milletvekili olan Selçuk Özdağ aradığınızı ve bunun bir FETÖ'cü darbe olduğunu söylüyorsunuz. Açıklamalarınızı özet geçiyorum. 2 dakika sonra yani saat 22'de de MHP Genel Merkezi özel kalemini arayarak Bahçeli'ye bilgi verilmesi ve darbe karşıtı bir bildiriye yayınlanması gerektiğini iletiyorsunuz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın iddiaları çok önemli olduğu için soruyoruz. Şimdi siz o zaman söylediğiniz, televizyon programlarında söylediğiniz aynı beyanatları bizim programımızda da verdiniz. Şimdi 15 Temmuz 2016 gecesi Amerika Büyükelçiliği'nde miydiniz gerçekten? HTS kayıtlarıyla o gece nerede olduğunuzu açıklayabilir misiniz, kanıtlayabilir misiniz? Ve dahası herkesi FETÖ'cü olmakla suçlayan Ümit Özdağ. Soru gelsin. Ümit Özdağ FETÖ'cü mü? Pas geçin ya. Komedi programı mı bu? Hayır. Yapmayın. Tamam, pas geçelim. Yani böyle soru olur mu ya? Bakın ben hayatımda her soruyu cevapladım. Hı hı. Ama böyle bir soru olur mu ya? Ümit Özdağ FETÖ'cü. Daha neler ya? Pas geçelim. Ya, FETÖ, Ümit Özdağ Pensilvanya konuşmalarında hedef göstererek bu adam kibirli bir ateist, ulusalcı, buna karşı PKK bağlantıları şeyi kullanılarak, ifadesi kullanılarak saldırı düzenleyeceksiniz diyor. Devletin elinde var bu kayıtlar. Amerika. Ben niye Amerikan Büyükelçiliği'nde olayım? Bunu ben niye ha, ben niye Amerikan biliyor musun? Büyükelçiliği'nde olayım. Neden olayım? Böyle saçma sapan şey olur mu? Böyle ahlaksızca iddia olur mu? Böyle siyaset yapılır mı? Ama Türk milliyetçiliğini temsil iddiasında olduğunu ortaya koyan bu adamlar işte Türk milliyetçiliğini bu seviyeye getirdiler. Yani insanın midesi bulanıyor bunları görünce. Ellerinde kan, ağızlarında içki kokusu, uyuşturucu baronlarıyla yan yana ve ortada şehit bir kanlar içerisinde Sinan Eteş. Lanet olsun bunlara. Türk milliyetçiliğine yapılan en büyük hakarettir bu.